Merhaba sevgili gençler. 6. sınıf konu anlatımlarımız devam ediyor. 2. ünitedeydik. Kültür ve miras. İlk Türk devletlerinde kültür ve medeniyet. Evet. İlk Türk İslam devletlerinde kültür ve medeniyet. Türkler kendi zengin kültür ve medeniyetlerini İslamiyet ile harmanlayarak Türk İslam medeniyetini oluşturdular. Türk İslam medeniyetinin oluşumu belirli bir süreç içerisinde gerçekleşmiştir. Karahanlar zamanında geçiş dönemini yaşamış, Gaznelilerle gelişme göstermiş, Selçuklular döneminde olgunluk safhasına ulaşmıştır. Karahanlılar İslamiyet'i resmi din olarak benimsemiş ancak devlet yönetiminde İslamiyet öncesi döneme ait kut, devletin hanedan ortak malı sayılması, ikili yönetim ve bunun gibi anlayışları devam ettirmişlerdir. Eskiden olduğu gibi hükümdarlara Han, Kaan, Hakan ünvanları verilmeye devam edilmiştir. Gaznelilerle birlikte hükümdara sultan ünvanı verilmiştir. Sonraki Türk hükümdarları bunun yanında hünkâr, hüdavendigâr, gıyasettin gibi ünvanlar da kullanmışlardır. Türk devletleri tarih boyunca askerliğe önem vermişlerdir. Bu anlayış İslamiyet'in kabulünden sonra da önemini korumaya devam etmiş. Türkler hiçbir zaman ordu millet bilincini kaybetmemiştir. Karahanlılar ordu yapılanmasında onlu sisteme devam etmiş, Türk olmayanlara orduda yer vermemiştir. Gaznelilerin Karahanlıların aksine ordu teşkilatlarında yabancı askerlere görev vermeleri devletin kısa sürede yıkılmasına neden olmuştur. İslamiyet'in kabulü Türklerin yerleşik hayatı geçişinde etkili olmuştur. İslamiyet öncesi Orta Asya'da konar göçer olarak yaşayan Türkler İslamiyet ile beraber şehir hayatına uyum sağlamışlardır. Bu durum mimari alanda gelişmelere katkı sağlamış, halka hizmet, hakka hizmettir düşüncesiyle hareket eden yöneticiler han, hamam, kervansaray, türbe, cami, mescit, hastane ve bunun gibi yapılar inşa etmişlerdir. İlk Müslüman Türk devletleri İslam öncesi dönemde olduğu gibi hayvancılık, tarım ve madencilikle beraber de ticarete de önem vermişlerdir. Ticaretin canlanması ve güvenliği için ribat adıyla kervansarayları ve bimerhane adı verilen ilk hastaneleri Karahanlılar yapmışlardır. Evet, Talas Savaşı'ndan sonra Türkler Müslüman olmaya başladılar. Türklerin Müslüman olmasını kolaylaştıran nedenleri inceleyelim. Abbasilerin eşitlikçi ve anlayışlı bir politika uygulaması. Türklerdeki gök tanrı inancı ile İslamiyet'teki Allah inancının birbirine benzemesi. Türklerde cennet cehennem kavramlarının İslamiyet'te karşılığını bulması. Türklerdeki ölümden sonra hayata inanışın İslamiyet'te de ahiret inancına uyması. Türklerdeki dünyaya hakim olma düşüncesi İslamiyet'teki cihat anlayışına benzemesi. Türklerdeki kurban kesmenin İslamiyet'te de olması. Türklerde yasak olan hırsızlık, yalan söyleme, zina ve bunun gibi olumsuz davranışların İslam dininde de haram sayılması. Ticaretle uğraşan Türklerin ticaret yolları üzerinde Müslüman tüccarlarla etkileşim içerisinde olmaları Müslüman olmalarını kolaylaştırmıştır. Evet, Karahanlılar. Daha önce de anlatmıştık. Türklerin Müslüman olmaya başlaması siyasi alanda bazı değişimleri beraberinde getirmiştir. Bu değişime uğrayarak Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk devleti Sadık Burhan'ın anlatımıyla öğrenelim. Karluk, Yağma ve Çiğil boylarının Uygur devletini yıkmasıyla Atan Bilge Külkadir Han tarafından 840 yılında kurulmuştur. Kurulan devletimizin merkezi Balasagun'dur. Devletim Orta Asya'da Müslümanlığı kabul eden ilk Türk devletidir demiştir. Bakın bu çok önemli. Müslümanlığı kabul eden ilk Türk devleti Karahanlılardır. İslam dini Karahanlılar aracılığıyla Orta Asya'ya, Gazneliler aracılığıyla Hindistan'a kadar yayılmıştır. Türklerin İslamiyet'i kabulüyle beraber İslami hukuk kuralları uygulanmaya başlanmıştır. İslami hukuk kurallarına şer'i hukuk, Türk töresine dayanan hukuk kurallarına da örfi hukuk denilmektedir. Örfi hukuk kuralları şer'i hukuk kurallarına aykırı olmamıştır. İlk Türk İslam devletleri eğitim ve bilimin gelişmesi için gayret göstermişlerdir. Hükümdarlar bilim insanlarını destekleyerek bilimsel çalışmalarında onlara her türlü imkanı sunmuşlardır. Gazni hükümdarı Sultan Mahmud'un bilim insanı Biruni için kullandığı sarayımın en değerli hazinesi ifadesi bu durumun en güzel örneğidir. Bu dönemin iki ünlü alimi İbn Sina ve Biruni'nin eserleri doğuda ve batıda yüzlerce yıl ders kitabı olarak okutulmuştur.
Türkler de İslamiyet öncesi dönemde var olan halı ve kilim dokumacılığı, el sanatları, maden işlemeciliği ve bunun gibi sanatlar İslamiyet'ten sonra da devam etmiştir. Uygurlarla başlayan minyatür sanatına Türk İslam kültüründe de önem verilmiştir. İslamiyet öncesi dönemde önemli bir sanat dalı olan heykel sanatı ise İslamiyet'in etkisiyle zayıflamıştır. Türklerin en eski müzik aleti kopuzdur. İslamiyet ile beraber tasavvuf müziği gelişmiştir. Ayrıca İslamiyet ile beraber kutlamaya başladığımız dini bayramlar Türk kültürün zenginleşmesine, sosyal toplum yapısının güçlenmesine, birlik ve beraberliğin artmasına da vesile olmuştur. Türklerin bayramı olan Nevruz, yılın ilk günü kabul ettikleri 21 Mart'ta çeşitli etkinliklerde kutlanır. Nevruz yeni gün anlamına gelir. Türklerin Ergenekon'dan çıkışını ve aynı zamanda baharın gelişini kutladığımız bir bayramdır. Nevruz Bayramı'nın Anadolu'da ve Türk kültürünün yayıldığı bölgelerde son derece köklü ve zengin bir geçmişi vardır. 12 hayvanlı Türk takviminde yer alan Nevruz, Türklerde çok eskiden beri bilinmekte ve törenlerle kutlanmaktadır. Evet sevgili öğrenciler, konu anlatımımızın sonuna geldik. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.